lanet olsun. Ne oldu kız Açı? Ya insan bir tane bile fotoğraf paylaşmaz mı? Yani bitmiş. Sevgililik de bitmiş. Kızım ne fotoğrafı? Kim bitmiş? Ne olmuş? Ne sevgililiği? Havuç aşık olmuş Kadriye anne. Ama ben daha kızım bir tane bile fotoğrafını göremedim. Moralim çok bozuk. Ay kızım moralini bozma. Kadriye al arayı düşün be. Allah korusun sütün bütün kesin. Ah. Ne oldu? Aa, olaylar olaylar. Ne oldu söyle bakayım kız. Haluk beyler tatilden erken dönmüşler. Tatilin son günü bir olaylar olmuş ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Herkesten saklıyorlarmış. Allah Allah. Ne oldu acaba? Ayrıca Allah'ın bildiğini kulda niye saklarlar? Ben de bunu hiç anlamıyorum yani. Hiç yani. Skandal. Ya Haluk Bey'in başına ne geldi acaba Yunan adalarına? Kız ne gelecek ya? Adamı zorla götürdüler Yunan adalarına. Adam memleket hasretiyle yanıyordur, tutuşuyordur ondandır ya. Hayatımda geçirdiğim en sıkıcı yaz Kadriye anne. Dedikodu kazanı kaynamıyor. Ne Haluk Bey'in başına geleni öğrenebiliyoruz. Ne Havuç'un sevgilisini görebiliyoruz. Ben isyan etmeyeyim de kim etsin? Çok haklısın. Yani Hatice'm bak ilk defa bak bu davanda yanında duruyorum bak. Ben sana söyleyeyim. Hadi yavaş. Bağırma. Acaba Haluk Bey Yunanlılarla maç yapıp kaybetmiş olmasın? Olabilir. Bak, adam gururuna yedirememiştir. Deplasmanda da puan alamadıysa ondandır ama ben sana söyleyeyim. Bak şöyle yapalım, iş bölümü yapalım. Ben Haluk Bey'in sırrını öğreneyim, sen Havuç'un sevgilisin. Oğlum, bak yine iş başa düştü. Tam sen merak etme. Ben Havuç'un sevgilisini bulurum. Yine ben, her şeyi ben yapıyorum. Kız, galiba Alara ağlıyor ha. Ben bir şey duymuyorum. Şey olmuş olabilir mi? Ya bana baksana sen. Galiba kız ağlıyor. Aa cidden? Alarmın sesi mi? Yok ya. İstersen bir bakıver ha. Bakayım mı? Allah'ım yarabbim ya. Ya bak bu çocuk ağlıyor. Git bir bak. Ay, tamam seni mi kıracağım? Sen sabır yarabbim. Hayır neden saklıyorsun ki? Anlat ne olduğunu. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Havuç'tan haber var mı? Yok canım. Yaprak kıpraşmıyor. Yaşlılık tabii. Sen de eski formunda değilsin. Bu koku ne? Ha yeni parfümüm. İndirimden aldım. Güzel ha. Değil mi? Bu parfüm kokusu değil. Yaşlıyız ama o kadar da değil yani. Parfüm kokusu değil bu. Anam! Kız süt taştı. Aa süt mü taştı? Ya ama süt kardeşler neden taşıyorsun ya? Bak sen Haluk Bey'e. Hem karda yürümüş hem izini belli etmiş. Ben var ya çok ayıpladım. Hiç yakıştıramadım Haluk Bey'e vallahi. Boyu kadar çocukları var ya. Ayıp yani. Şükrücüm hiç öyle bir şey yapmaz. Evden işe, işten kahveye, kahveden tekrar eve. Ya bu da yanlışlıkla yapmış zaten. Vallahi Şükrücüm de bir kere yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girmişti. Ama kadınlar çığlık atınca hemen çıkmıştı. Haluk Bey de hemen çıkmış. Öyle diyormuş. İnandın mı sen de? Bak şöyle düşün. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış iliklenmiş olur. Ay, vay be. Hatice kız, çok haklısın ha. Hatta ben sana diyeyim mi? İlk defa haklısın. Hani o kadar haklısın ki inanamıyorum ya. Ay vallahi çok haklısın ya. Evet, haklıyım. Kız, Alara ağlıyor. Baya güzel laf ettim ama. Bebek ağlıyor bebek. Aman ağlasın açılır canım. Ağlamak iyidir. Kız, kitap mı okuyorsun sen? Evet, her şey Kadriye alarm için. Acaba diyorum biraz da kendin için bir şey yapsan mı? Aa olur mu? Benim artık her şeyim, varım yoğum alarm. İyi bir anne olmanın ipuçları. Bilmiyorum bunu okumana gerek var mı yani? Bana sor, ben sana her şeyi anlatırım. Bak bütün tecrübelerimden, bilgilerimden faydalanırsın. Ben sana her şeyi anlatırım Hatice. Tatlım, tabii ki senin bilgi ve deneyiminden yararlanacağım. Ama kendime yeni bir teknik geliştirmem lazım.
Ne olacak sanki? Eski köye yeni adet getiriyorsunuz. Ya hep uyuyor bu çocuk Kadir ya. Ne sıkılıyorum ben. Kızım, bebeklerin uyuması lazım. Onlar için bir gıda gibidir yani. Bebeğin gelişimi için çok önemli. Yani bebekler uyuyarak büyürler. Karpuz gibi mi? Yani çok öyle değil. Ama öyle de. Ya bilemedim sana ne diyeceğimi ben. Kadriye anne, Alara'yı çok gergin görüyorum son zamanlarda. Merak etme, sıcaktandır o, bir şey olmaz. Yok yok, sıcaktan değil. Sinirleri gerildi yavrum. Zor günler geçirdi, tabii kolay değil. Ama ben çözümü biliyorum. Yeni bir karar aldım, onu uygulayacağım. Ay, en korktuğum şey. Ya biraz düşünsen mi acaba diyorum. Yo, yeterince düşündün. Yo, bence biraz daha düşün lütfen. Ne gerek yok, ben kararımı verdim. Neyse, evet, neymiş kararın? Onu birazdan göreceksin. Her şey onun için, ben onun için yaşıyorum artık. Neymiş yeni kararın? Açıklıyorum, hazır mısın? Kız bu ne? Klasik müzik. Klasik müzik terapisi yapacağım yavruma. Böylelikle alarmın beden ve zihin sağlığı gelişecek. Allah'ım, klasik müzik mi? Kız ne gerek var atça bütün bunlara ya? Bak bizim ne güzel ninnilerimiz var, türkülerimiz var. Yapma yavrum, yapma böyle şeyler. Vazgeç bu fikrinden. Olmaz Kadriye anne, klasik müzik dinlemesi lazım. Bak hiç ağlama sesi geliyor mu? Direkt rahatladı yavrucak. Kız kapa şunu artık ha. Alara rahatlayacak diye ya. Sinir küpü oldu ve bak şişiyorum ya. Bırak artık şunları ya. Kes şunu, kes. Kes. Aç bir türkü de şöyle içimiz şenlensin. Ama türkü dinletin yazmıyor kitapta. Bak Hatice, kitap gibi kadınım ben ha. Kaç sayfası? Sana ne? Ansiklopediyim ben ha. Her şeyi anlatırım ben sana. Bırak, ben Hüseyin'im huysuzlandığı zaman ona ne güzel türküler okurdum yani. Ne? Eskiden klasik müzik mi vardı? Olmaz. Klasik müzik dinleyecek. Ya belki vardı da ben... Kız duyuyor mu? Seninki sevmemiş, bak ağlıyor. Klasik müzik sevmemiş, ağlıyor. Hayır, eşlik ediyor. O ağlama değil, anasıyım ben, anlayamayacağım mı? Sesi de güzel olacak yavrum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne o beyler? Havuzdan sıkıldınız mı? Havuz keyfi de bir yere kadar Yakup. Daha önemli işlerimiz var. Bir daldım havuza Yakup, görmeliydin. Bırak şimdi bunları Şükrü. Şu olayı çözmemiz lazım. Hayırdır Hüseyin? Haluk abinin tatilde başına bir şey gelmiş. İyi görmedik Haluk abiyi. Çok büyük derdi var. Var ama derdini söyleyemediği için dermanını bulamadık. Selam çocuklar. Acil bir durum var, hemen konuşmamız lazım. Nedir ki Melamca? Bak şimdi Melamca, Haluk abinin tatilde başına ne geldiyse etleri görünce bir atladı. Yıllar önce kaybettiği kardeşini bulmuş gibi sevindi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni kazansa ancak bu kadar sevinirdi Kemal amca. Artık tatilde ne kadar zor günler yaşadıysa. Demek bu kadar vahim durum ha? Ya çocuklar, bunun başına tatilde ne geldi ki? Bizden bir şey saklıyor olmasın? Bu işin peşine düşelim Kemal amca. Tırnaklarımıza kazıyalım. Her biri ucunun peşinden sürüklenerek gidelim. Haklısınız çocuklar. Bu arada gözün aydın Kemal amca. Size gelin geliyormuş. Ha, evet inşallah. Bana bak Yakup. Konuyu değiştirme. Ya Yakup şeyden bahsediyor. Bizim Havuç bir sevgili yapmış. Onu söylüyor. Havuç manita yapmış abi. Bak ya. Babasının tatilde başına neler geliyor. O sevgili bulup gönül eğlendiriyor. Hayret bir şey. Öyle bakma ya. Rodos adasında. Evet. Şövalyeler. Haluk abiyi kıstırmış olmasın?
Hadi be sen ne diyorsun ya? Oğlum bizim damadı öyle kıstırsalar basar Osmanlı tokadını be. Doğru. Ha, buldum. Bir fotoğraf buldum. Gemide olan birisi paylaşmış. Haluk abi arkada asık suratla omlet sırasında. Haluk abi omlet mi kalmadı acaba? Bir omlet yüzünden damat bu hallere düşmez. Kemal amca, ha? Yoksa oralarda öyle böyle plaja girerek yakalanmış olmasın? Ne diyorsun sen ya? Öyle böyle demek ne demek? Yani öyle böyle derken anadan yürüyen. Yunan adalarında denize öyle giriyorlarmış Kemal amca. Ya sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Bizim damadın ne işi var oralarda ya? Öyle deme Kemal amca. Aklı kaymış olmasın. Ya yapma Şükrü Allah aşkına ya. Sen de kızma Kemal amca. Her olasılığı düşünüyoruz. Dolduramıyorum beynimi. Çocuklar biz bu işin içinden çıkamayacağız anlaşıldı. En iyisi damat ne oldu bitti bize hepsini anlatsın. Kemal amca istersen Haluk abiyi kaçıralım. Konuşturalım ne dersin? Ne? Hüseyin abimin konuşturamayacağı adam yoktur Kemal amca. Ya Hüseyin Şükrü kendinize gelin ya bırakın saçmalamayın. Tamam ben bu dosyayı kapatıyorum. Kapatmayalım Kemal amca. Tünelin ucundaki ışığı görüyorum. Işığı mı görüyorsun? Evet. Sona çok yaklaştık. Yaklaştık mı? Evet Kemal amca. Ben de kokuyu alıyorum. O zaman ben de dosyayı tekrardan açıyorum. Büyük sır ortaya çıkmış Kemal amca. Haluk abi deplasmanda hat-trick yapmış. Maçın en iyi adamı seçilmiş. Altın topu kazanmış. Ya damat yapmaz öyle şey çocuklar. Yapmış Kemal amca yapmış. Doğrucu Sertaç yakalamış. Yakalamış Kemal amca. Hayda. Ne var ne yok bir bir anlatmış. Ha. Helal olsun Haluk abiye. Yüzümüzü yerde bırakmamış. Gururumuz Haluk abi. Ya yapmayın çocuklar ya. Bizim damattan bahsediyoruz ya. Aa, çocuklar bak şimdi sütte leke olur ama bizim damatta asla olur. Senin dediklerin ülke içinde geçerli Kemal amca. Edirne'ye geçince delikanlılık kitabını çöpe atmış. Saçmalıyorsunuz beyler. Haluk abi yanlışlıkla girmiş işte. Evet yanlışlıkla girmiş. Zaten girer girmez de çıkmış. Dört yanlış bir doğruyu götürür bu memlekette Kemal amca. Neyse bu da Haluk abinin elinin kiri olsun. Onun da hakkı gezmek eğlenmek. Neyse ben gidiyorum Yakup. Burada kalırsam birilerinin kalbini kırmak mecburiyetinde kalacağım. Sen bunlara bakma Kemal amca. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Kaldıramadı tabii ağır geldi. Abi Haluk abiden adresi alalım mı? Belki bizim de yolumuz düşer oraya. Hadi oğlum deplasmana gitmek bizim de hakkımız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halim.